Hepinize merhaba arkadaşlar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocuklarla güzel bir kek yaptık. Çikolatalı, kakaolu top kek yaptık. Şimdi nasıl yaptığımızı sizlere anlatalım. İlk önce 2 tane kırılmış yumurtayı bir kasenin içerisine alıyoruz. Ve 1 çay bardağı şeker ekleyip karıştırıyoruz. Yumurtalarımız birazcık kabarınca, rengi açılınca diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Evet, şu an diğer malzemeleri ekleyelim. Neler ekliyoruz? Yağ. Evet, yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ekliyoruz. Ve bir çay bardağı ise süt ekliyoruz. Bunları da şöyle çok fazla olmamak kaydıyla hafif bir çırpalım tekrar. Şimdi teli çıkarıyoruz şeften. Bundan sonra elimizle karıştıracağız. Şimdi ne ekliyoruz? Kakao. 2 yemek kaşığı kakao ekliyoruz. Bunu ekleyen oğlum fakat o konuşmak istemedi. 1 paket vanilya ekliyoruz. Şimdi parçalamış olduğum çikolataları ekleyeceğim. Birkaç kaşık un ekliyorum kek harcının içine. Toplamda 1,5 su bardağı un aldım yanıma fakat 1 yemek kaşığı kadarını kullanmamış oldum. Unun 1 yemek kaşığı kadarını şöyle kırılmış çikolatalarıma, bu 1 paket sütlü çikolata ekledim. Unu ekliyoruz ki kekimizin içine tamamen gömülmesin çikolatalar. Birazcık içinde kalsın istiyoruz. Bunu karışıma aktarıyorum. Tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Evet, şimdi kabartma tozunu ekliyorum. Şöyle bir homojen kıvama gelene dek karıştırıyorum. Biraz daha un istedi. Onu ekliyorum. Bakın kıvamı bu şekilde. Şu an gayet güzel kıvamı. Şimdi bunları kağıtlara paylaştıracağım. Bu kadar bir unum kaldı. Bir yemek kaşığı kadar unu kullanmamış oldum. Şimdi bu muffin tepsisine kağıtları yerleştirdik. Ve kaşıkla kek harcımızı hepsinin içine döküyorum. Eşit bir şekilde paylaştırmaya çalışıyorum. Ve önceden ısıttığımız 180 derece alt üst ayardaki fırına pişmeye göndereceğim. Keklerimiz pişti. Hafif bir kürdan testi yaparak pişip pişmediğine baktık. Şu an Seniha bir tanesini kalıptan çıkaracak. Fakat burada size dikkat etmeniz gereken çok önemli bir püf noktasını söyleyeceğiz. Şu an keklerimiz sıcak olduğu için bakın ikiye ayrıldı ve kalıptan tam olarak çıkmadı. Keklerimiz soğuduktan sonra bir de deneyelim. Bakın keklerimiz soğudu. İçindeki çikolata tamamen dondu. Ve kusursuz bir şekilde kalıp halinde kağıttan çıktığını görüyoruz. Demek ki kekimizi yemek için acele etmemiz gerekiyormuş, değil mi Seniha? Evet. Bu şekilde bakın yumuşacık. Çok güzel bir kek oldu. Kağıdımız da gayet güzel. Çok fazla kek kalıntısı kalmadı. Ben kekin yanına kendime bir kahve yaptım. Seniha da süt içti kekin yanında. Şöyle bir de içini göstereyim sizlere. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize benden bir kahve ikramım olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.